Herkese merhaba, bitkisever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün uzun süredir su terapisinde olan kara sevda çiçeği olarak da bilinen veya mor telgraf bitkisi. Ben daha çok mor telgraf olarak anıyorum ama kara sevda bitkisi olarak da biliniyor. Toprakla buluşturacağım, yani saksıya alacağım. Uzun süredir suda olduğu için yeni filiz de verdi. Şu şekilde yeni filizi ve yaprağın rengi oldukça açık ve gördüğünüz gibi dalları ne kadar cılız, seyrek, iki yaprağın arası. Aynı zamanda dalının rengi de beyaz. Bunun sebebi ise yeterince gün ışığından faydalanmaması. Bu bitki oldukça güneşi seven bir bitki, biliyorsunuz. Dış mekan bitkisi. Ben yaz kış balkonda tutuyorum. Zireydona karşı dayanıklı, yeter ki kar yapraklarına değmesin. Evet, onun haricinde sera yöntemi uygulayabilirsiniz bitkinize. Bahar mevsiminde ise açık pembe renkte çiçekleri mevcut. Evet, bu özel bakım istemeyen bir bitki. Oldukça dayanıklı, çabuk çoğalır, hızlı gelişir. Onun için eğer siz de bu bitkiyi yetiştiriyorsanız bilirsiniz ki çok özel bir bakım istemeyen narin bir bitki değildir. Evet, nasıl bir topraktan hoşlanır? Ben torf, perlit ve biraz bahçe toprağı karışımı uyguluyorum. Evet, sulamayı nasıl yapıyoruz? Şimdi bu bitki hakkında kısa ve öz bilgiler vereceğim. Kanalımda da bu bitkinin yetiştirilmesi, bakımı, çoğaltılması hakkında videom var. İzleyebilirsiniz. Çoğaltılması nasıl oluyor? Ya böyle çelik yöntemiyle koparıp direkt toprağa da dikebiliriz veya suya alarak köklendirme yapıp da toprağa dikebiliriz. Her iki yöntemde de tutuyor. Şimdi bitkiye aşırı sulama yapmıyoruz. Aşırı sulama tüm bitkilerde olduğu gibi bu bitkiyi de öldürür. Çünkü köklerini gördünüz, kökleri çürür. Evet, şimdi bu şekilde toprağımı aldım. Şimdi daha önce su terapisinde olan suyunu boşaltmıyorum ve bu çiçeğime kullanıyorum. Bu çok önemli çünkü bitkiler köklenirken hormon salgılar ve bu hormon gelişmede, köklenmede oldukça faydalı. Onun için boşaltmayarak bu dinlenmiş suyu kullanıyorum. Toprağım kuruydu, ta ki bu şekilde tabağına çıkıncaya kadar görünüyor zaten. Ve tabağında kesinlikle su bırakmıyoruz. Ta ki damlaması bitince tabağını boşaltıyoruz ve mekanına koyuyoruz. Ben balkonda, yaz kış balkonumda tutuyorum bitkimi. Sulamayı nasıl yapıyoruz? Tüm şu, bu şekilde her toprağın her tarafını iyice sulama yapıyoruz. Şimdi bitkinin sulamasını anlatacağım. Yaz mevsiminde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulduğunda çokça güneş görüyor bu bitki ve her gün sulama mutlaka yapıyorum. Kış mevsiminde ise daha kontrollü bir şekilde sadece toprağı kurudukça sulama yapıyorum. Bu da bitkimizin gelişimi için çok önemli. Drenaj deliklerin olması çok önemli saksıda. Tabi son damlası bitince tabandaki suyu boşaltıp ve bitkimizi güneşe alıyoruz. Bol güneşten hoşlanan bir bitki, yeterince güneş ve ışık almazsa gördüğünüz gibi bu şekilde yaprakları yeşil olur. Ki aslında mor telgraf adından da bilindiği üzere mor olması gerekirken bu şekilde açık yeşil olur. Şimdi yeni diktiğim için aydınlık bir yere koyacağım. Bir hafta 10 gün sonra tuttuğundan emin olduktan sonra da güneş gören yerine tekrar götüreceğim. Evet. Sizde mor telgraf bitkisi var mı? Siz hangi yöntemle çoğaltıyorsunuz? Çelik yöntemiyle mi? Yoksa saksı değiştirirken kök yöntemiyle mi çoğaltım yapıyorsunuz? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı açıkçası. Evet, takipte kalın arkadaşlarım, yine paylaşımlarım olacak. Evet, beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.